Stabil bir radikal olarak satılıyor. Fakat bu konuda mesela doktora yapmış İngiltere bir profesör hocanın ben aynen dediğini size aktarıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, sayın başkanlarım, duayen hocamız Profesör Namık Aras ve Profesör Ahmet Gül kardeşimiz, aynı zamanda hocamız ve değerli arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettikleri için, bu soğuk havada da buralara kadar teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Malum bilim severler, bilim insanları biraz muhaliftir. Dolayısıyla hava muhalefetinin çok da fazla tesiri olmayacaktır. O nedenle sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, bu başlık biraz, Namık hocamız dedi ki bunu biraz düzelt çünkü biraz fazla teknik konular oldu ama herhalde oksidatif stresi pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Dolayısıyla biz burada oksidatif stresle mücadele edecek antioksidanlar için tayin metotları geliştirdik. Büyük başka çabaların bir parçası olarak tabii bunun bir kesitini antioksidanlar bağlamında sizlere vermek istiyorum bugünkü konuşmamda. Biraz belki görüş açısından şöyle geçeyim. Evet. Şimdi bir defa benim mesleğim analitik kimya. Öncelikle analitik kimya ve analitik kimyacılar ne iş yapar, nedir? Maddenin ne olduğunu ve ne kadar bulunduğunu belirleyen bilim dalı olarak tarif ediyor American Chemical Society. Bir başka tanımı yine Amerikan Kimya Derneği'nce verilen, maddenin yapısı ve bileşimi hakkında bilgi üreten ve işleyen, ileten bilim dalı olarak tarif ediyor. Aslında ünlü analitik kimyacı Charles Norwood Riley'nin 1965 yılında Fisher Award ödül konuşmasında yaptığı çok enteresan bir tanım var. Kısır döngü tanımı gibi. Yani espri mi, gerçek mi belli değil ama gerçek. Analitik kimya, analitik kimyacıların iştigal ettiği alandır diyor. Ne ile meşgul oluyorlarsa odur diyor analitik kimya. Gerçekten de kendisi çok yönlü bir analitik kimyacı. Bizim de biraz hayatımız öyle oldu. Her alana el atmış olduk. Benim kendi tanımım, öğrencilere verdiğim karmaşık matrisli örnekleri analizleyebilen, duyarlı ve seçimli tayin yöntemleri geliştiren ve problem çözme odaklı bir bilim dalı. Dolayısıyla mesela şu anda Mars gezegeninde uzay araştırmaları yapan, o toprak, taş vesaire analizleri yapan robot da bir nevi analitik kimya teknikleri kullanıyor. Tıbbi bilimlerde de, biyokimyada, gıda kimyacılarda, bunların hepsi çeşitli enstrümantal teknikler ve analitik yöntemler kullanıyor ama analitik kimyacıyı demek ki ayırt eden en önemli özellik yöntem geliştirmek. Yani amaca uygun yöntem geliştirmek. Şimdi bu bağlamda biz daha ziyade neler yapıyoruz? Gördüğünüz gibi burada elektromanyetik spektrumun çok dar bir bölgesini oluşturuyor görünür alan. Yani kabaca 400-700 nanometre aralığını oluşturuyor. Çok geniş bir tayf içinde, çok geniş bir spektrum içinde. Dar bir aralık. Fakat bu alanda eğer bir madde ışığı absorbe ediyorsa, soğuruyorsa bu bize renkli gözüküyor. Yani 380-740 nanometre aralığı diyelim. Ve eğer madde renkli değilse de o aralığa düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir nevi renk katıyoruz. Maddeleri renklendiriyoruz. Yani benim en temel alanım spektroskopi. Kromatografi ile de ilgileniyorum. İşte elektrokimya ile de falan yavaş yavaş ilgileniyorum ama spektroskopi esas olarak. Ve tabii ki burada mesela transisyon metal tuzlarına bakıldığında bunların renkleri var. İşte bağlı bulundukları ligantlara bağlı olarak bu renkler değişkenlik gösteriyor. Geçiş elementlerinin renkleri. Fakat bu renklerden çok eser tayinlerde yararlanamıyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetleri yeterli değil. Aynı kuantum sayısındaki DD geçişleri dolayısıyla, elektronik geçişleri dolayısıyla. Bunların hassasiyetleri yeterli değil. O zaman ne yapmak lazım? Daha hassas teknikler oluşturabilmek için muhtemelen başka yollara başvurmak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi yük transfer kompleksleri. Burada metalden liganda doğru ya da liganttan metale doğru. Burada mesela bir demir fenantrolin kompleksi görüyoruz. Liganttan metale doğru bir
yük aktarımı, ışık absorpsiyonuyla el ele yürüyen liganttan metale ya da metalden liganda doğru bir yük aktarımı. Bu moleküler enerji seviyelerinde bir takım ara basamaklara yol açıyor ve dolayısıyla bu elektronik geçişin enerjisini düşürüyor. Öyle olunca da bu görünür alana tesadüf ediyor. Dolayısıyla demek ki bu charge transfer ya da yük aktarım kompleksleri oluşturmak bu sadece metal ligand komplekslerine özgü değil. Yani herhangi bir donör akseptör, yani elektron veren ve elektron alan herhangi iki nesne arasında da oluşabilir. Ve daha ziyade bizim uğraştığımız alan da bu tür yük transfer kompleksleri aracılığıyla karmaşık matriksi örneklerde analiz problemlerine çözüm üretmek. Dolayısıyla bu tabii antioksidan dünyasına 2004'te girdik. Ve ilk girdiğimiz makale de şu anda ilk iki makalesi bu Kuprak buluşunun 800+550 yani 1350 civarında atıf aldı ilk girdiğimiz makale. Şimdi burada antioksidan analiz dünyasında neler eksikti ve biz neleri tamamladık onları göreceğiz birazdan. Bu Kuprak buluşumuzu yani Bakır 2 temelli antioksidan kapasite tayin yöntemi Kuprak buluşumuzu dediğim gibi American Chemical Society'de çıkan Journal of Agricultural Food Chemistry dergisinde 2004 yılında yayımladık. Daha sonra biyolojik sıvılara uyguladık ve doku örneklerine uyguladık 2005'te. Daha sonra çeşitli reaktif oksijen türlerine uyarladık ve bu şekilde devam ettik. Kromatografik tekniklerle birleştirdik, sensörler yaptık, nanopartiküllere de girdik daha sonra. Yani bunlar tabii bizim analitik kimya yaşamımızın bazı önemli kilometre taşları ve özellikle antioksidan bağlamında yaptığımız işlerin bir özeti aslında. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. Bir defa oksidan-antioksidan dengesinden söz etmek istiyorum. Bu klasik uzak doğu felsefesindeki yin-yang çelişkisi, yani karşıtların birliği ve mücadelesi, karşıt kutupların bütünselliği, yin-yang modeli uzak doğu felsefesinde var. İşte burada da antioksidan ve oksidanlar aslında mükemmel bir bütün teşkil ediyorlar ve insan vücudunda sağlıklı bir organizmada bunlar birbirlerini dengelemekte. Bir terazinin kefelerinde oksidan ve antioksidanlar birbirlerini dengeliyor. Peki oksidanlar nereden geliyor? Bizler hepimiz oksijen soluyan canlılarız. Dolayısıyla oksijen yediğimiz besinleri yakarken oksijen bunlardan elektron alıyor. Ve o oksijen elektronları basamak basamak alıyor. İşte süperoksit, anyon radikalleri, hidroksit radikalleri, hidrojen peroksit vesaire çeşitli reaktif oksijen türleri üzerinden alıyor. Dolayısıyla bunlar doğal süreçler, yani solunum yapan canlıların kaçınılmaz olarak uğrayacağı süreçler. Yani reaktif oksijen türleri ve reaktif azot türleri olmadan bir yaşam tasavvur edilemez. Çünkü biz solunum yapan canlılarız. Peki bunların karşısında ne var? Bunları dengeleyen antioksidanlar var. Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar bunları dengeliyor ve ilahi bir denge içinde bunlar birbirlerini balans ediyorlar. Ancak dengelemezse ne olur? Yani oksidatif stres dediğimiz, yani oksidan türler eğer antioksidanlara ağır basarsa terazinin kefelerinde, o zaman oksidatif stres dediğimiz bir takım hastalıklara yol açan sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor. Yani reaktif oksijen ve azot türlerinin fazlalığı ve bunların doku hasarı vermeleri, ondan sonra biyolojik bazı makromoleküllere saldırmaları. Mesela nedir onlar? İşte DNA'dır, lipitlerdir, proteinlerdir. Bunlara saldırıyor ve bunları dönüşüme uğratıyor. İrreversibil olarak, tersinemez olarak bunları bozunduruyor. Öyle olunca da oksidatif stres kaynaklı bazı hastalıklara geçit veriyor. Mesela kalp hastalıkları, koroner hastalıklar, Alzheimer, romatoid arterit, kanser vesaire çeşitli hastalıklara yol açıyor. Doğal olarak antioksidan aktiviteye sahip yiyeceklerin tüketilmesi de insan vücudu içinde sentez edilebilen bazı antioksidanlar olduğu gibi sentez edilemeyenler de var. Bunları da tabii gıda yoluyla almamız gerekiyor. Dolayısıyla antioksidan dünyası önemli ve antioksidan tayinleri, antioksidan aktivite kapasite tayinleri de tabii ki önemli. Antioksidanlar yükseltgenebilen bir substrata, mesela az evvel verdiğim örneklerdeki biyolojik makromoleküller, lipid, protein, DNA vesaire göre, bunlara göre düşük derişimlerde bulunduğunda dahi o substratın oksidasyonunu, yani yükseltgenmesini geciktirebilen ya da engelleyebilen
maddeler olarak tanımlanıyor ustalar tarafından. Mesela Halliwell ve Guthridge'in 1994'te verdiği tanım. Geleneksel olarak antioksidanlar iki sınıfa ayrılabilir. Zincir koparıcı antioksidanlar ve koruyucu antioksidanlar olarak iki sınıfa ayrılabilir. Şimdi zincir koparıcı deyince neyi kastediyoruz? Bakın burada görüyorsunuz zincir koparıcı derken mesela yağların acılaşması. Yani raf ömrü süresince biliyorsunuz yağlar acılaşıyor. İşte burada lipitler demek ki önce lipid radikalleri oluşturuyor ve daha sonra bir takım zincir reaksiyonlarıyla lipid oksi radikalleri ve lipid peroksit radikallerine dönüşüyor ve bu surette yağ bozuluyor. Yani bu insan vücudundaki lipidi de kolesterolü de buna benzetebiliriz. Peki antioksidan ne yapıyor? Bu sürecin bir yerine müdahil oluyor. Yani bir yerine müdahale ediyor ve görüldüğü gibi antioksidan kendisini feda ediyor, lipid radikalini sönüme uğratıyor ve kendisini feda ediyor. Dolayısıyla demek ki burada bu lipid radikallerini ne denli sönüme uğrattığına bakarak antioksidan tayinleri yapabiliriz. Bunlar tabii direkt yöntemler veyahut da fizyolojik bakımdan anlamlı, gıda kimyası bakımından anlamlı tayinler olarak biliniyor. Fakat bunlar aynı zamanda çok subjektif neticeler veriyor. Bir laboratuvardan çıkan diğerine uymuyor vesaire. Bir takım sorunları var. Yani sadece bir substratın korunumu yoluyla antioksidan tayininde bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir de bu fizyolojik reaksiyonları veyahut da gıda bozulum reaksiyonları, az evvelki yağ bozulumlarını örneklediğimiz gibi, bu bozulma reaksiyonlarını laboratuvar ortamında taklit eden bir nevi simülasyon reaksiyonları var. İşte o simülasyon reaksiyonlarının çoğu elektron transferine dayanıyor. Yani kısacası bir prop molekülü seçiyoruz. Bu prop antioksidanlardan elektron kabul ediyor ve indirgeniyor. Yani kimyasal bakımdan indirgeniyor. Dolayısıyla bir indirgenmiş prop ortaya çıkıyor ve antioksidan da yükseltgeniyor. Şimdi burada spektroskopistler olaya şöyle bakıyor. Burada bizim kullandığımız prop başlangıç konumu ve elektron aldıktan sonraki konumu eğer birbirlerinden farklı renkte iseler veyahut da farklı floresans düzeyinde iseler, yani ışık soğurması ya da ışık yayınlama özelliği itibariyle bu probun başlangıç ve son evreleri birbirinden farklıysa, burada bize ekmek var diyorlar. Yani buradan bir sonuca varabiliriz. Gerçekten de probun ne kadar renklendiğine ya da ne kadar rengini yitirdiğine bağlı kalarak ya da ne kadar floresans kazandığına ya da başlangıç floresansını ne kadar yitirdiğine bakarak neticede buradaki antioksidanın elektron vericiliği tayin edilebilir. Demek ki buradaki renk ya da floresans değişimlerinden hareketle dolaylı olarak bu elektron verici antioksidanlar, çünkü antioksidan eylemi, antioksidan action dediğimiz aksiyon özünde bir elektron verişidir. Yani bu serbest radikalleri sönüme uğratması aslında bunları indirgemesidir. Yani antioksidanların bu reaktif oksijen ve azot türlerini indirgemesidir. O nedenle burada elektron transfer esaslı, indirgeme esaslı yöntemler geliştirilmiş. Bu yöntemleri şöyle kısaca bakacak olursak 2004 yılında ne vardı bilim dünyasında? İşte bu yöntemler vardı. Folin, ABTS, FRAP, DPPH gibi yöntemler vardı. Folin 1927 yılında proteinler için önce geliştirildi. Daha sonra toplam fenolik maddelere uyarlandı. En sonunda antioksidan tayini olarak benimsendi. ABTS bir radikal tür. Bu laboratuvar ortamında işte 18 saatte üretiliyor, soğuk zincir içinde getiriliyor. Tedariki ve stabilitesi yani kararlılığı problemleri var. Bir laboratuvardan diğerine aynı neticeler bulunamıyor falan. FRAP reaksiyonu demir 3 indirgeme esaslı. Yani az evvel söylediğim şu tepkimede demir 3'ün bir ligand varlığında antioksidanlardan elektron alışına dayalı. Bu da yine bazı antioksidanlara karşı yavaş bir kinetik sergiliyor. Yani zamanında cevap veremiyor. Mesela reaksiyonun protokol süresi 6 dakika ama bu 6 dakika süresince yeterince cevap veremiyor. Ya da bazı tiyollerle hiç tepkime vermiyor. Oysa tiyoller bir numaralı savunma askerleri. Oksidatif strese karşı insan vücudunun bir numaralı savunma askerleri. Mesela protein tiyoller. Bu bakımdan çok önemli, fizyolojik öneme sahip ve FRAP bunlara cevap veremiyor. Yani kinetiği yeterli değil, onun detaylarına
girmeyeceğim. Namık hocam çok fazla teknik anlatmayın dedi. DPPH de bir stabil bir radikal olarak satılıyor. Fakat bu konuda mesela doktora yapmış İngiltere'ye bir profesör hocanın ben aynen dediğini size aktarıyorum. Diyor ki ben asistanlarıma laboratuvarda kızdım, niye aynı neticeleri tekrarlayamıyorsunuz diye. Ben kendim girdim, ben de aynı neticeleri elde edemedim diyor. Nedeni şu, hava oksijeninden, ışıktan vesaire ortam koşullarından çok fazla etkileniyor. Ve dolayısıyla bir netice diğer neticeyi tutmuyor. Dolayısıyla bilim dünyasında böyle problemler vardı. Ha bir de ORAC yöntemi vardı o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu Amerikalılar çok çok düşünmüşler, geliştirmişler falan dedikleri gıda bilimcilerin ORAC yöntemi. Bir takım aparatlarla iş görüyor, sabit sıcaklık gerektiriyor, reaksiyon koşullarının çok fazla sıkı sıkıya belirlenmesi ve onlardan en ufak bir sapmaya tahammül etmiyor. Floresan prop olarak başlangıçta kullandıkları probu değiştirmek mecburiyetinde kaldı ORAC'ı geliştiren grup Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun da nedeni bu prop flavonoidlerle non-spesifik etkileşimlerde bulunuyordu ve floresans sönümü esaslı bir proptu bu. Dolayısıyla bu proptan iyi neticeler alamadıkları için yarı yolda değiştirdiler. Öyle ki bu laboratuvar neticelerinin tekrarlanamazlığı problemi o kadar belirgindi ki bazı araştırmacılar bu bütün aparatları, bütün her şeyi satın almış olmalarına rağmen bitki örneklerini New Brunswick laboratuvarlarına göndermek mecburiyetinde kaldılar. Sırf ORAC testini yaptırsınlar diye. O zamanlar bazı dergiler de sadece ORAC neticelerine itibar ediyordu. Yani maalesef bilimsel dergilerde de böyle bir şovenizm var. Dolayısıyla biz yeni bir antioksidan yöntem, antioksidan kapasite tayin yöntemi geliştirme iddiasıyla ortaya çıktık. Tabii ki yeni bir yöntem geliştirirken bir takım yapı aktivite özelliklerine de uyması lazım. Geliştirdiğiniz yöntem yapı aktivite niteliklerine uyarlı olması lazım. Mesela burada en karakteristik flavonoid olan kuersetin, ki gerçekten mesela elmada, soğanda var olan çok ünlü bir flavonoid ve antioksidan kapasitesi de yüksek. Bunun bir takım yapısal özellikler var. Detaylarına girmeden anlatayım. Buradaki hidroksil grupları, buradaki şifte bağ, buradaki yapılar vesaire. Ve bunun konjugasyon yani elektron yük dağılımının bütün molekül üzerinde düzenli, homojen olması, bunun kolay elektron transfer edebilen bir yapı olmasını temin ediyor. Ve dolayısıyla bütün bu nedenlerle bu mesela yüksek bir antioksidan aktiviteye sahip. Bundan daha yapısal özellikleri geride olan moleküller daha düşük antioksidan aktiviteye sahip. Dolayısıyla sizin geliştirdiğiniz yöntemin bu yapı aktivite ilişkilerine saygı duyması lazım. Yani bu yapı aktivite ilişkileriyle uyumlu neticeler vermesi lazım. Aksi halde olmaz. Bilim dünyası bunu kabul etmez. Evet, işte bu bizim meşhur yöntem. 2004 yılında geliştirdiğimiz. Burada bir hassas mühendislik var. Şimdi onu anlatacağım size. Burada bir bakır 2 neokuproin dediğimiz, bakır 2'nin neokuproin adlı, 2,9-dimetil-1,10-fenantrolin adlı liganda bağlı bir kompleksiyle yola çıkıyoruz. Bu antioksidandan bir elektron alıyor ve koordinasyon merkezindeki bakır 2, bakır 1'e indirgeniyor. Ama koordinasyon geometrisini de pek fazla değiştirmeden bu işi yapıyor. Burada bir moleküler gerginlik var. Çok fazla detayına inmiyorum. Burada bir moleküler gerginlik var bunun elektron yapısından ötürü. Oysa bu molekül daha az gerginlikli. Yani gerginliği daha az düzeye indirilmiş. Dolayısıyla daha stabilize olmuş bakır 1 neokuproin kompleksi. Ve bunun neticesinde de bu kompleks bundan 10 üzeri 7 defa, yani 10 milyon defa daha kararlı. Ve bunun neticesinde de bakır 2, bakır 1 potansiyeli normalde 0,17 volt iken burada bu bakır 1'in bakır 2 yanında seçimli stabilizasyonundan ötürü 0,60 volta çıkıyor. Yani burada bir hassas mühendislik var, o kadarını anlatayım. Bu 0,60 volt niçin önemli bizim için? Çünkü biyolojik bakımdan önem sahibi bazı antioksidanların, yani hatta çoğu antioksidanların yükseltgenme, indirgenme potansiyelleri bu aralıkta, yani 0,6, 0,5, 0,4. Mesela askorbik asitin, vitamin C'nin 0,285 volt, işte kuersetin, kateşin vesaire bir takım flavonoidlerin, yine kanda mevcut, insan biyolojik sıvılarında mevcut olan ürik asit, bilirubin falan, bütün bunlar hepsi bu sınırlar içinde. Dolayısıyla burada 0,60 volt bizim için çok uyarlıklı bir potansiyel.
Sonra ikincisi bu kuvvetli renkli bir kompleks ve askorbik asit için bile, yani 1 elektron 2 elektron redüktanları indirgenleri için bile yüksek bir renk şiddeti veriyor. Buna biz molar absorplama katsayısı diyoruz spektroskopide. Dolayısıyla bu çok şiddetli bir renk oluşuyor. Sarı portakal renkli bir renk oluşuyor. Demek ki burada hem redüksiyon potansiyeli itibariyle hem de renkliliği, kuvvetli renkliliği itibariyle çok uygun bir seçim yapmış oluyoruz. Ve bununla tabii ki antioksidanları tayin ediyoruz. Hemen hemen bütün antioksidanlara cevap veren bir molekül. Ayrıca bunun bu bir yükü dolayısıyla ve aynı zamanda bu lipofilik halkalar dolayısıyla hem hidrofilik yani suyu seven antioksidanlara yanıt veriyor hem de lipofilik yani suyu sevmeyen, yağı seven antioksidanlara yanıt veriyor. Dolayısıyla birçok antioksidan testinde lipofilikler ayrı, hidrofilikler ayrı, suyu sevenler, sevmeyenler ayrı ayrı tayinlerde yapılır iken bizim metodumuzda her ikisi de aynı ortamda yapılabiliyor. Bazı ufak önlemler alarak yapılabiliyor. Askorbik asit malum vitamin C hepimiz için çok önemli. Kaptan Cook mesela bu meşhur seferlerine çıktığında bütün tayfaları iskorbit hastalığından ölmüştü. İkinci seferde Kaptan Cook da öldü. Çünkü birinci seferde bilmiyordu niçin hayatta kaldığını. Aslında o bir reçel kaşıklıyormuş arada sırada. O reçeldeki şeyden C vitamininden kurtardı. Fakat ikinci seferde o da C vitamini eksikliğinden öldü. Yani C vitamini kısacası insan vücudunda sentez edilmeyen ve dışarıdan alınması gereken bir vitamin. Dolayısıyla burada çok önemli bir madde bu. Bu vitamini biz diğer antioksidanlar yanında tayin edebilir miyiz diye baktık. Zaten redüksiyon potansiyeli itibariyle hepsi elektron transfer edebiliyor. Dolayısıyla hepsi toplam olarak tayin ediliyor. Diğer yöntemler bunu ayırt edememişlerdi. Oysa biz bunları flavonoidlerden ayırdık. Bir ön ayırma işlemi yaptık. Yani flavonoidler kuvvetli lantan kompleksleri veriyorlar. Ve bunlar bir etil asetat gibi organik bir çözücü içine rahatlıkla ekstrakte edilebiliyorlar. Askorbik asit kompleks vermediği için sulu fazla kalıyor. Dolayısıyla askorbik asit hem süratli reaksiyon vermesi itibariyle hem de bunlardan ayrılması itibariyle müstakilen ayrı olarak tayin etmeyi başardık. Hidrofilik ve lipofilik antioksidanlar bir aradaysalar ne yapmak lazım? İşte bu özel sepet tipi moleküller var. Bunlar oligosakkaritler. Mesela siklodekstrinler diyoruz. Bu sepet tipi moleküllerin iç yüzeyi hidrofobik, dış yüzeyi ise hidrofilik. Dolayısıyla hidrofobikleri içinde, sepetin içine alıyor. Hidrofilikleri ise dış yüzeyde tutuyor. Dolayısıyla hem hidrofilik suyu seven hem de sevmeyenler bir arada %2'lik metil beta siklodekstrinle aynı çözelti içinde tayin edilebiliyorlar. Oysa ki şeyde böyle değildi. Mesela ORAC testinde Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ancak %7'lik bir siklodekstrin kullanıyorlardı ve o da bazı antioksidanların bu teste cevap vermesini geciktiriyordu. Biz %2'lik bir çözeltiyle dahi, çünkü ligand dışı metal kompleksimiz çok elverişli, hem suyu sevenleri hem de suyu sevmeyenleri bir arada tayin etmeye çok elverişli olduğu için yapısal özellikleri itibariyle Kuprak reaktifi, burada sadece %2'lik siklodekstrin kullanarak suyu sevenleri ve sevmeyenleri aynı çözelti içinde tayin etmeye muvaffak olduk. Daha sonra acaba dedik bu reaktif oksijen türlerini ve bunlara karşı antioksidan savunma sistemlerini de tayin edebilir miyiz? Yani sadece elektron transfer edebilen antioksidanları, işte vitaminleri, flavonoidleri, fenolik asitleri değil de ayrıca hidroksil radikallerini, süperoksit anyon radikallerini, başka radikalleri de tayin edebilir miyiz? Ve bunlara karşı antioksidan savunma sistemini de dolaylı yoldan ölçebilir miyiz? Buna baktığımızda yine spektroskopistler bilir, başlangıç probuyla sonunda oluşan ürünün rengi ya da floresansının farklı olması özelliğinden yararlanarak bu işi de başardık. Böyle bir Fenton sistemi var. Fenton sistemi bir kapalı kutu olarak düşünün. Burada hidroksil radikalleri üretiliyor. Detayına girmeyeceğim işte. Demir 2, EDTA, hidrojen peroksit. Böyle bir sistem var. Bu kapalı sistem, kapalı kutu diyelim. Bu kapalı kutunun içinde hidroksil radikalleri üretiliyor. Siz probunuzu bu hidroksil radikallerine maruz bırakıyorsunuz ve neticede bir başka molekül elde ediyorsunuz. Bu molekül Kuprak'a yanıt veriyor. Başlangıç molekülü Kuprak'a reaktif değil,
Fakat sonunda oluşan kupraka yanıt veriyor. İşte buradaki renk farkından, birim zamanda oluşan renk farkından hareketle bu hidroksil radikallerini tayin edebildiğiniz gibi aynı zamanda antioksidanları devreye katarak, bu probun daha az oluşmasını sağlıyorsunuz. Böyle olunca ne oluyor? Antioksidanlar hidroksil radikallerini yuttuğu için bu prob daha az renkleniyor. Böylelikle daha az renk farkı oluşuyor. İşte burada bir takım kinetik detaylar var. Matematiksel detaylarla vaktinizi almayacağım. Neticede bu kinetik denklemi, yarışmalı kinetik dediğimiz bir eşitlik aracılığıyla bu antioksidanların hidroksil radikal süpürme etkinliklerini ölçebiliyoruz. Evet, fenolik bileşiklerin hidroksil radikal süpürme aktiviteleri. Burada bir de salisilat probu kullandık. Salisilat probunun avantajı şurada. Salisilik asidin molar absorplama katsayısı, yani kupraklara reaksiyon verme yatkınlığı çok az. Buna karşılık salisilik asit hidroksil radikal saldırısına maruz kaldıktan sonra oluşan hidroksilasyon ürünlerinin çok yüksek kuprak rengi var. Dolayısıyla bunların 40 bin civarında molar absorplama katsayısı, bunun 50, yani 40 binlerde 50 nerede diye bakabiliriz kabaca konuya yabancı olanlar için. Dolayısıyla burada ciddi bir renk farkı olduğundan neticede bir önceki slayda dönersek burada mesela kateşin hidroksil radikallerini süpürdüğü için kateşinin kendisi zaten renksiz bir ürüne dönüşüyor. Salisilattan oluşan renkli ürünler kateşin varlığında daha az renkleniyorlar. Gene aynı prensipten hareket ediyoruz. Evet, hidrojen peroksit çok önemli bir molekül. Oksijenin çeşitli substratlardan elektron alımında bir ara kademe ve pek çok fizyolojik reaksiyonları kontrol eden çok önemli biyolojik öneme sahip olan bir molekül. Dolayısıyla hidrojen peroksit tayinini de kuprak reaktifiyle yapabiliyoruz. Bizden evvelki araştırmacılar ne yapıyorlardı? Mesela bir bitki ekstresi düşünün. Bunu hidrojen peroksitle inkübe ediyorlardı. İşte yarım saat inkübe ediyorlar ve neticede hidrojen peroksitin 280 nanometredeki absorpsiyon bandını ölçüyorlardı. Şimdi bunun iki türlü sakıncası var. Birincisi, 280 nanometrede pek çok organik madde müdahale eder. Mesela ilaç bileşenleri olsun, bitki ekstresinden gelen çeşitli organik maddeler olsun, 280 nanometre UV bölgesinde ve dolayısıyla orada çok fazla müdahil olur çeşitli maddeler. Bir de tabii reaksiyon süresi itibariyle şöyle bir sakıncası var. Bu bitki ekstresini hidrojen peroksitle muamele ettiğinizde hidrojen peroksit reaksiyon vermiyor. Dolayısıyla birçok bitki hep aynı çıkıyordu. Bundan da pek fazla kuşkulanmıyordu araştırmacılar. Aslında hidrojen peroksit her ne kadar böyle kuvvetli yükseltgen olarak bilinse de aslında öyle değildir. Mesela belediye tesislerinde arıtım amaçlı kullanılır hidrojen peroksit suların temizlenmesinde. Ama genellikle bir katalizöre ihtiyaç duyar. Biz işte bu yenilikleri getirdik. Çok eser miktarda transisyon metal katalizi sisteme kattık. Ve neticede oluşan ürünü de kuprakla ölçtük. Yani sonuç olarak kuprak hidrojen peroksite cevap veriyor ve bu şekilde bitki ekstresi içinde hidrojen peroksiti belli süre bekletmekle başlangıçta ve sonda hidrojen peroksiti eğer kuprakta tayin ederseniz burada çeşitli antioksidanların, bu arada bitki ekstresi içindeki antioksidanların da hidrojen peroksiti nedenli süpürdüğünü, dolayısıyla hidrojen peroksit süpürme aktivitesini de dolaylı yoldan belirleyebilirsiniz. Yine bu analitik kimyanın saygın mecmualarından Analytical Chemistry en üst dergide yayınlanan bir başka makale. Bu defa da başlangıç maddesi kuprak reaktif ama sonuncu madde, sonunda ortaya çıkan madde reaktivite göstermiyor. Biz burada fazla uzatmadan anlatayım. Süperoksit anyon radikalleri oluşturduk ve bu süperoksit anyon radikallerine maruz bıraktık. Neticede oluşan ürünün hiçbir kuprak reaktivitesi yok. Dolayısıyla başlangıçtaki madde renkli, sondaki renksiz. Aradaki farktan yararlanarak çeşitli antioksidanların süperoksit anyon giderim ya da süpürme reaktifliğini ölçmüş olduk. Ki bu da fizyolojik açıdan biliyorsunuz az evvel söylediğim reaktif oksijen türlerinden bir tanesi. Şimdi tabii bu şu ana kadar anlattıklarım hep toplamsal olaylar, toplam
antioksidan kapasitesini ya da toplam antioksidan aktivitesini ölçmeye yarayan olaylar. Bunların bireysel cevapları yoktu şu ana kadar. Tabii analitik kimyacıların en büyük hayali de bu kromatografik yöntemler bireyseldir. Yani bireysel olarak çeşitli maddeleri, flavonoidleri, fenolik asitleri bireysel tayin ederler. Acaba bu toplu olarak gördüğümüz antioksidan kapasite olayını bireyler bazında tek tek antioksidanlara uyarlayabilir miyiz diye baktığımızda, evet, işte klasik bir kromatografik kolonun çıktısına bir Kuprak reaksiyon bobini bağlamak suretiyle ikinci bir reaksiyon yürütüyoruz. Yani kromatografik kolonu terk eden bileşenler bu reaksiyon bobininde Kuprak reaktifiyle karşı karşıya geliyorlar. Bir dakika içinde bu ek bir parça, yani 5000 dolara alınabilecek bir şey. Ve sonuçta bunlar renkleniyorlar. Neticede ikincil bir kromatogram elde ediliyor. Böylelikle birincil kromatogram çok pahalı kromatografik cihazlardan elde edilen kromatogram. Birincil kromatogram, ama ikincil kromatogram da yine kaba tabiriyle bir koyundan iki post çıkartma diyoruz biz buna. Yani birincil kromatogramı zaten ticari aletler veriyor, ama ikincil kromatogramı biz Kuprak reaksiyonu sayesinde üretiyoruz. Yeşilçay örneğinin bir kromatogramını görüyoruz. Burada işte çeşitli çaydaki mevcut meşhur çay antioksidanları vardır. Hani bütün sağlık bilimciler, diyetisyenler size tavsiye ederler. İşte çay kateşinleri, epikateşin gallat vesaire, bir takım çay kateşinleri var. Bunların hepsinin pikleri birincil kromatogramda görülüyor. Ama bunlar on binlerce dolarlık bir aletle yapılıyor. Ama bizim ilave ettiğimiz bir basit parça sayesinde Kuprak reaksiyonun sonrasında bakın ikincil kromatogram, bu birincil kromatogram 280 nanometrede ölçülürken ikincisi 450 nanometre, yani Kuprak reaksiyonuna özgü dalga boyunda ölçülüyor. Ve burada ikincil veriler elde ediliyor. Yani birincil kromatogramda bazı pikler bakın ikincil kromatogramda da çıkmış. Neden? Kuprak'a cevap verdikleri için. Çünkü bunlar antioksidan özellikle. Fakat mesela kafein bildiğimiz yani antioksidan olmayan bir uyarıcı kafein. Bunun formül yapısına da baktığınızda zaten antioksidan özellik göstermiyor. Fenolik hidroksiller içermiyor vesaire. Dolayısıyla kafein antioksidan değil. Ha, o zaman ne oluyor bakın? Kafein birincil kromatogramda çıkıyor. Jack piki kafein. Fakat ikincil kromatogramda çıkmıyor. Buradan da şunu anlıyoruz. İkincil kromatogram sadece Kuprak reaktifine cevap veren hakiki antioksidanlara özgü. Yani antioksidan maddeler sınıfından olan bileşikler ancak burada cevap verebiliyor. Böylelikle çok spesifik bilgileri, hani bir koyundan iki post çıkartma örneğinde olduğu gibi çok spesifik bilgileri üretebiliyoruz. Basit bir parçayı kromatografik alete ilave etmek suretiyle. Yine burada aramızda olan Mustafa Bener arkadaşımızın doktora tezi. Bir sensör yaptık. Hepimiz kimya derslerinde en azından lisede görmüşüzdür. pH kağıtları vardır. pH kağıtlarını çözeltiye daldırırsınız. Çözelti asidik mi, bazik mi görürsünüz. Bizim de hayalimiz böyle bir şeydi. Acaba bu çok karmaşık testler, çok pahalı cihazların dışında böyle bir pH indikatör kağıdı gibi bir basit bir sensörle biz bu antioksidan kapasiteyi ölçebilir miyiz diye baktık. Ve gerçekten bunu oluşturduk. Nafyon membranlar var. Bu nafyon membran sülfonik asit gruplarına sahip fonksiyonel grup. Aslında perfluorosulfonat rezin, ama sonunda sülfonat grubu var. Sülfonat grubu bildiğimiz gibi eksi yüklü. Bakır 2 neokuproin de artı yüklü iri bir katyon. Burada bir elektrostatik etkileşim var. Artı yükün eksi yükü çekmesi. Ve bunun üzerine çok sağlam bir şekilde oturuyor. Çok sağlam bir şekilde oturduktan sonra elektron transferini de yine bu membran üzerinde yapıyor. Yani çözeltiye gerisin geriye difüzlenmiyor. Membran üzerinde yapıyor. Dolayısıyla bütün bu olaylar in situ, yani membran yüzeyinde gerçekleşiyor. Böylelikle kimyacıların en büyük hayalidir. Böyle bir pH kağıdı gibi hemen daldırırsınız. İşte hemen dediğim yine de çok hızlı antioksidanlar, hızlı reaksiyon verenler. Tabii 1-2 dakikada askorbik asit gibi, C vitamini gibi, ama diğerleri için biz yarım saat bekliyoruz. Ve neticede bu membranı sarı renkli olarak çıkarıyoruz ve bunun absorbansını ölçüyoruz. Çok rahat bir şekilde toplam antioksidan kapasiteyi buluyoruz. Enzimler normal olarak bu antioksidan testlerine hiç cevap vermezler. Ama biz burada dolaylı yoldan hidrojen peroksit üzerinden katalaz enzimini de
yine bu antioksidan sensörümüz vasıtasıyla katalaz enzim aktivitesini de ölçmeyi başardık. Tabii hidrojen peroksit ölçtüğümüzü belirtmiştik. Aslında bunu patlayıcılara da uyarlayabilirsiniz. Şimdi Orta Doğu'da özellikle terörist faaliyetlerde kullanılan aseton peroksitler var. Dolayısıyla bunlar da hidrolizlendiğinde, asidik hidrolize maruz bırakıldığında hidrojen peroksit üretiyor. Dolayısıyla bunları da yerinde tayin etmek kabildir. Burada bir boş membran görüyorsunuz. Bu düşük derişimde hidrojen peroksit, bu daha yüksek derişimde hidrojen peroksitle membranın aldığı rengi görüyorsunuz. Dolayısıyla hidrojen peroksit tayinlerinde etkinlikte kullanılabiliyor. Yine şu anda aramızda olan benim doçentim, yakında profesör olacak, Sema Demirci Çekiç'in yaptığı bir çalışma. Bunun için patent başvurusunda da bulunduk. Yine bu antioksidan dünyasında olanlar iyi bilirler ki hem oksidanı hem de antioksidanı aynı sensör üzerinde ölçmek kabil değildir. Biz bunu başardık ve bunun için bir patent müracaatında bulunduk. Burada DMPD dediğimiz bir madde var. Bu DMPD reaktif oksijen türleriyle renkli ürünlere dönüşüyor. Görüldüğü gibi şöyle bir kinon yapısı renkli ürünlere dönüşüyor ve bu renkli ürünler de katyonik oldukları için az evvel belirttiğim sülfonat aktif gruplarına sahip olan nafyon membran üzerinde tutunabiliyorlar. Böylelikle çözeltide hiç renk kalmazken bütün renk bu membran yüzeyinde toplanabiliyor. Dolayısıyla reaktif oksijen türleri dediğimizde mesela süperoksit anyon radikalleri olsun, hidroksit radikalleri olsun. Eğer bunlar varsa ortamda, hatta lipid peroksitleri bile, yani bunların insan kanındaki oksidasyon ürünleri bile bu teste cevap veriyor. Dolayısıyla tıp bilimcilerinin oxidative status adını verdikleri ve sağlık bilimlerinde well-being indicators, yani wellness indicators, insanın iyi olması özelliklerinde bu tür testler artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı laboratuvarlarca, bazı sağlık kuruluşlarınca kabul ediliyor. Hatta sigorta şirketleri bile bu testleri kabul ediyor ama henüz daha bu testler tıp biliminde böyle günlük yaşama, işte bilirubin tayini gibi, bilmem şey tayini gibi ya da bazı tümöral parametreler gibi henüz daha yaygınlıkla kullanılmıyor. Ama ileride bunlar hepsi olacak. Yani 5-10 yıl içinde tıp biliminde de bunlar yaygın olarak kullanılacak. Şimdi demek ki burada özet olarak şunu söylüyorum. Burada oksidatif stres varsa, yani oksidan türler varsa bunlar bir defa şu membran yüzeyinde renkliliğe yol açıyorlar. Eğer antioksidanlar varsa ortamda bakın renk daha açık oluyor. Ha, demek ki antioksidanlar bu reaktif türleri süpürdükleri için bu rengin açılmasına neden oluyorlar. Demek ki hem oksidanları hem de antioksidanları bu sensör üzerinde tayin etmek kabildir. Kuprak'ta çok güzel bir antioksidan testi ama oksidanları tayin edemiyorduk. Burada ise hem oksidanları hem de antioksidanları tayin edebiliyoruz. Evet, çok az vaktim kaldı. Biraz da nanopartiküllere girelim. Son yıllarda, son 5 yılda özellikle nanopartiküllere de laboratuvarlarımız girdi. Hem antioksidan hem de patlayıcı laboratuvarımız bu testlere girdiler. Bir defa lokalize yüzey plazmon rezonans bandı nereden ortaya çıkıyor? Bu soy metaller, altın, gümüş, platin gibi bunların küresel nano taneciklerinin iletkenlik bandında elektronlar var. Ve bunlar gelen ışığın elektrik alanıyla koherent titreşim neticesinde bir surface plazmon absorbans bandı gösteriyorlar. Bu son derece duyarlılıklı tayinlere imkan veriyor. Çünkü bunların molar absorplama katsayıları çok yüksek. Artı bu nano taneciklerin, soy metal nano taneciklerinin özgül yüzey alanları da çok fazla olduğu için bunlar bir takım kimyasal reaksiyonlara imkan veriyorlar. Ve daha kolay özür diliyorum. Daha kolay tayinler yapılabiliyor. Biraz su rica edeyim. Yani duyarlılık fazla artıyor bu tayinler neticesinde. Evet. Şimdi bu antioksidan tayinlere bunu nasıl uyarlayacağız? Bu fikri. Onu düşündük. Bir defa altın 3 çözeltisine veyahut da gümüş 1 çözeltisine. Teşekkür ederim.
Antioksidanları kattığımız zaman normal indirgeme reaksiyonu gereği altın ve gümüş nanosolleri oluşuyor. Bunda bir tereddüdümüz yok. Altın nanosolleri kızıl renkli, gümüş nanosolleri de sarı renkli. Ve buradan harekette bir takım tayinler yapılabiliyor ama işte aması var. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Burada her bir antioksidan farklı bir kinetik sergiliyor. Yani bazıları hızlı, bazıları yavaş reaksiyon veriyor. Öyle olunca oluşan nano taneciklerin tane boyutları çok büyük değişkenlik gösteriyor. Ve bunların belli bir absorpsiyon bantları kalmıyor. Yani büyük bir çeşitlilik gösteren, belli bir dalga boyunda olmayan bantlar ortaya çıkıyor. Ve buradan analitik kimyacılara çok fazla ekmek olmuyor. Ha, şimdi bunu demek ki kontrollü bir şekilde yapmak lazım. Yani altın ve gümüş tuzlarından nano taneciklerin antioksidanlar varlığında oluşturulmasını daha kontrollü şartlarda gerçekleştirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız diye düşündük ve daha evvel sitrat ile stabilize edilmiş altın nanosolleri, gümüş nanosolleri kullanmak suretiyle daha sonra antioksidanı bu reaksiyon ortamına ilave etmek suretiyle bu nanotaneciklerin kontrollü büyümesini sağladık. Ve bunların SEM diyagramlarından zaten partikül büyümeleri de görülüyor. Şimdi bu partikül büyüyünce ne oluyor? Bunların surface plazmon rezonans bantları şiddetleniyor. İşte bu şiddetlenme antioksidan derişimiyle doğru orantılı. Eğer siz direkt olarak, bazı araştırmacılar öyle yapıyordu bizden evvel, direkt olarak antioksidanı altın ve gümüş tuzlarıyla muamele ederseniz farklı kinetiklerden ötürü farklı tane boyutlarında nano tanecikler oluştuğu için bir tek surface plazmon rezonans bandı yok, pek çok bant vardı. Oysa ki biz bunu kontrollü biçimde gerçekleştirdik büyümeyi. Dolayısıyla buradaki absorpsiyon şiddetlenmesi antioksidan derişimiyle doğru orantılı olduğundan sonuçta bir antioksidan kapasite tayini ne imkan tanımış olduk. Yine altın nano tanecikleri, bunun da detaylarına girmeyelim. Altın nano tanecikleri bir tiol reaktifiyle modifiye etmek suretiyle biyolojik bakımdan fevkalade önemli olan tiolleri de burada ölçmüş olduk. Yine nitrit gıdalarda koruyucu olarak kullanılan bir madde biliyorsunuz ki. Nitrit ayrıca patlayıcılarda da nitro patlayıcıların degradasyon ve hidrolizi neticesinde nitrit de ortaya çıkıyor. Yani aslında patlayıcılar için de antioksidan koruyucu madde olarak da nitrit tayinleri fevkalade önemli. Biz burada yine fazla uzatmayacağım. 1900'lü yıllardan kalma bir yöntemi, yani gris yöntemini altın nanopartiküllere uyarladık. Yani bilimde eski diye bir şey yok. Eski bir bilgiyi çok yeni anlamda kullanabilirsiniz. Ve bu altın nanotanecikleri modifiye etmek suretiyle bir paraaminotiyofenol dediğimiz bir maddeyle modifiye etmek suretiyle daha sonra nitritle muamele edip bir kenetleme reaktifi takarak, bakın gördüğünüz gibi bu başlangıçta altın nanotaneciklerin kızıl renkli tipik solü, altın nanosolü bu. Fakat bu nitrit varlığında şu renklere bürünüyor. Gördüğünüz gibi mora kayıyor ve böylelikle nitrit tayinine muvaffak olduk. Bu hem gıdalardaki koruyucu nitriti hem de patlayıcılardan, nitro patlayıcılardan özellikle ortaya çıkan nitriti tayin etmede çok hassas bir yöntemi bizlere sağlamış oluyor. Bunu geçelim. Evet, konuşmamızın aşağı yukarı sonuna geldik. Biz bunları böyle hep balığı bir tek oltayla tek bir iğneden yakalama yöntemidir. Yani bizim yaptığımız sensörler, insanoğlunun yaptığı sensörler, balığın ağzına olta iğnesini geçirip balığı tek bir yerden yakalama. O da irreversibil, yani tersinemez biçimde, çok sağlam biçimde yakalıyoruz. Ama doğa böyle şeyleri sevmiyor. Doğada böyle irreversibil reaksiyonlar aslında zehir reaksiyonlarıdır. Mesela kandaki hemoglobin, bunu örnek gösterelim. Hem demiri biliyorsunuz oksijen taşımadan sorumlu hücrelere hemoglobin. Fakat hem demiri karbonmonoksiti bünyesine alırsa veyahut da siyanürü alırsa bünyesine, bu toksik etki gösterir. Çünkü irreversibil, tersinemez olarak bağlanır. Doğa demek ki aslında tersinebilen çok sayıda bağ ile tanıyor. Yani bizim sensörlerimiz bir tek yerden tanıyor ve genellikle irreversibil, tersinemez sistemler. Oysa ki doğa, bakın artık hikmet-i hüda diyelim buna,
ilahi takdir diyelim. Sonuçta bakın protein diğer proteini nasıl tanıyor? O kadar çok bağ var ki çeşitli geometrik yönelimlerden hidrojen bağları var, iyonik bağlar var, hidrofobik ve van der Waals etkileşimleri var. Çeşitli etkileşimler var ve çeşitli geometrik yönelimler yani pek çok oltayla takıyor balığı. Yani pek çok olta üzerinden yakalıyor. Bir tek noktadan yakalamıyor doğa. Bu şekilde tanıyor, bu şekilde yakalıyor, bu şekilde serbest bırakıyor. Yani insanoğlu hep aslında doğayı taklit etmeye çalışıyor ama kötü bir taklitçisi diyelim. Evet, sonuç olarak bu son slaydımız. Sabrınız için teşekkür edeceğiz birazdan. Bir ODTÜ'lü değerli meslektaşımız, analitik kimyacı Profesör Ataman demiş ki, madem geldik dünyaya çalışalım kimyaya. Bunu American Chemical Society meetinglerde ben şöyle gördüm. Chemistry is central to everything. Everything revolves around chemistry. Her şey kimyanın etrafında döner. Biz de bu şekilde kimyacı olduk ve kimyayı sevdik. Kimya yoluyla yapılabilecek her türlü hizmeti de topluma yapmak istiyoruz. Burada benim naçizane katkım bütün öğrencilerim bilirler. Kimya deneylerini nereden bakarak yorumlamalıyız? Ben daima deney tübünün içinden bakmaya çalışırım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Reşat Bey'e çok enteresan konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularınız varsa soruları alalım. Buyurun. Efendim ben bir doktorum. Her zaman hastalarımıza şurada beni tanıyorlar. Burada antioksidan diyoruz. Ama ben bazı merak ettiğim meyveleri, mesela ormanda olan incelenmemiş bir meyveyi yok deyip bir yerde analiz ettirmek istiyorum. Evet. Ama nereye yolluyum efendim? Burada çok çok çaresiz ve bilgisiziz. Estağfurullah. Yani çok güzel bir soru tabii. Ama bizim antioksidan Ar-Ge merkezimiz var. Burada tabii siz hangi bileşiklere özellikle bakmak istediğinizi belirtirseniz onların kantitatif tayini yapabiliriz. Ama yani bizim elimizde tabii LC-MS kütüphaneleri var. Oradan bilinmeyen bir bileşiği identifiye etmek biraz zor bizim için. Yani bitki kimyacısı değiliz. Ama siz hangi antioksidan bileşikleri özellikle aradığınızı belirtirseniz onlara seve seve bizim laboratuvarımıza tabii döner sermaye üzerinden işlem gören bir laboratuvar seve seve yardımcı oluruz. Biraz reklama girdi galiba. Evet, ne yapalım? Yani kale açılınca gol atılır. Buyursunlar Sayın Hocam. Ben sevgili Reşat Hocamızı birçok yönden kutlamak istiyorum. Birincisi hakikaten yeni bir sistem vuruyor ve bu sistem de faydalı aynı zamanda. Fakat birkaç şey daha dikkatimi çekti. Sizin yayınlarınıza baktım. Hepsi Türkiye'de yapılmış. Evet. Hepsi Türk gençler. Evet efendim. Çoğumuzun en iyi yayınları ki ben de dahil hep dışarıda yaptığımız yayınlardı. Fakat sizinkiler bunlar. Bu çok önemli. Teşekkür ederim. Üçüncüsü de bu yaptığınız çalışmaları, bir kısmını patentini falan alıyorsunuz. Dedim ki başkalarını da alasınız ki bilsin. Yalnız Türkiye değil, başkaları da bilebilsin. Tekrar candan kutluyorum bu şeylerinizi. Hocam teveccühünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Patent olayında daha bizim üniversitemiz yeni yeni bu işlere yardımcı olmaya başladı. Daha evvel hiçbir desteğimiz yoktu o nedenle. Tabii aynı zamanda da işte Sayın Hocamız çok insan yetiştirdi. Kendileri bilirler. Yetişen insanlar da bilimsel yayın ihtiyacı içindeler. Akademik yükseltme kriterleri bakımından. Çoğu buluşumuzu da öyle bilimsel yayın olarak yaptık ve öyle gitti. Yani biliyorsunuz belki bilimsel yayın yaptıktan itibaren bir yıl içinde ABD patentine başvurmazsanız haklarınız yanıyor. Böyle bir özellik var. Biz mesela bu Kuprak buluşumuzu özellikle Mustafa Bener'in doktora tezi olan Kuprak sensörü, antioksidan sensörünü bir yıl içinde tam limitte o da. Bazıları da itiraz ettiler. İşte bu online olarak yayınlanmıştı, siz süreyi aştınız falan dediler bize. Bir tane ABD patenti almayı başardık ama onun dışındakileri alamadık. Çünkü üniversitemiz o zaman pek destek vermiyordu. Başka soru var mıydı?
Buyurun hocam. Sevgili hocam, buyurun. Çok teşekkür ederiz Reşat Bey. Ben çok takılırım. Gerçekten İstanbul Üniversitesi'ni harekete geçirdiniz diye eski üniversitemizi. Bu buluş çok önemli bir katkı sağladı. Ve ilk iki makale dediniz 1300 atıf aldı. Evet. Kimyada 1300 atıf almak oldukça zor. Bunun başı bir mecmuada. Hem de iyi bir mecmuada. Yok, iyi bir mecmuada değil işte, onu söyleyeceğim. Bu ilkini gördüm de birazcık sanki farklı bir gıda. Journal of Agricultural Food Chemistry hocam. Journal of Agricultural Food Chemistry. Evet. Evet. Yani ACS yayını. Amerikan Kimya Derneği. Yayını. Evet. Ama ikincisi çok ünlü bir dergi değil. Evet. İkincisi o kadar değil. Değil, ama evet. Çok almış. Evet yani hocam. Evet. Analytical Chemistry'dekiler ne kadar aldı? Analytical Chemistry'dekiler hayret verici şekilde öyle çok fazla değil hocam. Yani böyle 50-100 filan mertebesinde maksimum. Yani onu, yani hakikaten bir derginin, biliyorsunuz siz bu konuları çok güzel etüt ettiğiniz için çok iyi biliyorsunuz. Yani bir yayının hakikaten bazen çok yüksek impaklı bir dergide yayınlanmış olması mutlaka onun çok kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bir de pratik ve kolay olması lazım. Pek çok laboratuvara hizmet verebilecek flexible bir yöntem olması lazım. Benim de tam demek istediğim oydu. Yani ben cahilmişim. Yani o dergiyi ben duymamıştım da. Evet. Öyle duyurmayan bir dergide hele. Evet. Herkes için tanımadık da hocamız tanıyormuş. Ben de vardı orada. Dolayısıyla şunu diyecektim. Yani hiç bilinmeyen bir üniversite, İstanbul Üniversitesi gibi bilim camiasında çok bilinmeyen, ana kimya alanında da çok bilinmeyen bir yerde böyle bir dergiye götüreceksiniz. O dergide bu kadar yüksek atıf alabilecek bu işte çalışmanın çok iyi olduğunu, yani çalışmanız iyiyse, gençlere öyle demek istiyordum, iyiyse mutlaka bulurlar sizi, sizin yayınınıza bulup ulaşırlar. Bu da sevindirici diğer taraf diye. Tabii yine de hocamızın dediği gibi abimizin bunun yetinmemek ve geliştirdiğiniz şeyleri, patentlerini de almaktı. Lazım. Ona da başlamışsınız. Ona da çok memnun olduğumu, teşekkür onun için de ayrıca tebrik ettiğimi söylemek isterim. Burada sayın diğer arkadaşım Ahmet Bey pek değinmedi. Reşat Bey'in bir başka özelliğini de benim alanıma girdiği için biliyorsunuz benden bazıları birazcık da bilimsel karne veriyor falan diye de söylerler. Değişik yayınlarımızda bilim adamlarının sıralamasını yapıyorduk. Buna da epeyce oldu. 2005'te başladık. Şimdi halen devam ediyor. Orada baktığımız zaman yerinde en yüksek, yani mevcudu 3-4 katına çıkaran arkadaşlarımızdan birisidir. Bu sayede, yani bir metot geliştirilmesi sayesinde diyelim başlıca, çünkü en çok alan atıflar onlar. Bunlar bilim camiasında geçerli olan H sayısını 4 katına çıkarabildi 10 sene içerisinde. Bu da büyük bir başarı. Kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Dinlemekten defalarca dinlediğim halde hepsinden yeni bir zevk alıyorum. Sağ olun hocam. Görüyorum yani. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Küçük bir ikramımız var. O tarafa buyurun. Oradan sorularımıza devam edelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim.